ölüm deyince ödün kopuyor. Kara toprak olarak görüyorsun. Yok oluş olarak görüyorsun. Bitti diyorsun, gitti diyorsun. Toprak olup gideceğiz diyorsun. Ölüme karşı korkularımızın temelinde iman zafiyeti vardır. Başka da bir şey yoktur abi. Bakın iman zafiyeti çok kronik bir hastalık. Adam morgun yanında işte mescitler namaz kılmıyor. Korkuyor. Ya morgun kapısı kapı içine girmemiş ya. Yani. Ve orada namaz kılmam ama morg var ya. Ya morg var da ne olacak ya? Morg yani oraya girmiyorsun ki yanından geçiyorsun. Bak neden? Çünkü kendini bedenle tanımladığı için o bedeni olarak da orada bulmaktan korku çekmiş. Neden korkuyorsun ki? Ölüm böyle bir şey mi? Evet, sen ölümü böyle görüyorsan vahiy ile muhatap olamamışsındır. Sen Kur'an'la muhatap olamamışsındır. Sünnetle hiç alakan yoksa. İnsanın mümini zindanı dünyadan, bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır diyor ölüm. Şimdi ölümün zahiri karanlık. Korkutucu. Şimdi ehli dalalet diye bir kavram geçer bu tefsirlerde. Sen ehli dalalet misin Recep? Değilsin. Hiçbir zaman ehli dalalet olmadın değil mi? Elhamdülillah. 27 sene önce doğduğundan beri ehli hidayet olarak yarışmaya başlamış. Cahit abi de 46 sene mi ehli hidayet? Ben 41 sene boyunca. Hiçbir zaman böyle bir ehli dalalet şeyi yaşamadık biz. Şimdi Allah'ın sen böyle meseleye yaklaştı mı bu iş oldu gene çorba. Alamazsın üzerine. Peki soruyorum, neden günde 40 defa dua ediyoruz bizi Irak-ı Dalle'ye koymasın diye? Etmiyor muyuz Fatiha'da? 40 defa. Hani bir şeyi 40 defa söylersin ya. 40 defa neden dua ediyoruz? Gayril meğdubi aleyhim velad dalin amin diye. Dalalete sapanlar. Dalalet ne demek? Kur'an ve vahiy tezgahıyla yorumlamadığın her nokta senin dalaletindir. Evet, sen ölümü karanlık görüyor musun? Bitiş görüyor musun? Sen ölümü yok oluş olarak görüyor musun? Faizsiz bir olay olarak görüyor musun? Sen ehli dalaletsin. O bakışın senin dalalet bakışıdır. Ama sen ölümü nurani alemlere geçiş olarak görüyor musun? Sen ölümü baki hayatın başlangıcı olarak görüyor musun? Sen ölümü varoluş ve faili olan ama öyle bir fail ki hakimi rahim olan bir fail tarafından benim başıma getirilen bir hadise olarak görüyor musun? Sen o zaman ehli imansın, ehli hidayetsin. Ehl-i dalalet kavramı anlık tecelli eder, ehl-i hidayet anlık tecelli eder. Senin olaya, hadiseye vermiş olduğun mana, bakış senin ehl-i dalalet ve hatta ehl-i hidayet olduğunun göstergesidir. Şimdi ölüm deyince ödün kopuyor. Kara toprak olarak görüyorsun. Yok oluş olarak görüyorsun. Bitti diyorsun, gitti diyorsun. Toprak olup gideceğiz diyorsun. Allah aşkına. Amentü billah ve biliyemül ahiri demiş olduğun iki kavramdan vallahi billahi tallahi nasibin yok. Böyle bir kavram yok. İman gözlüğünü takman lazım. Şimdi iman gözlüğünü takmadın mı görmüş olduğun her şey dalalet bakışıdır. Çünkü bakmış olduğun pencerenin çirkinliği, bozukluğu görmüş olduğun her şeyi kirletmeye başlar. Ehli dalalet vahiden mahrum, sünnetten mahrum bakış açısı. Ölüme karşı korkularımızın temelinde iman zafiyeti vardır. Başka da bir şey yoktur abiler. Bakın iman zafiyeti çok kronik bir hastalıktır bu. Adam morgun yanında işte mescitler namaz kılmıyor. Korkuyor. Ya morgun kapısı kapı içine girmemiş yani. Ve orada namaz kılmam ama morg var ya. Ya morg var da ne olacak ya? Morg ya. Sen oraya girmiyorsun ki yanından geçiyorsun. Bak neden? Çünkü kendini bedenle tanımladığı için o bedeni olarak da orada bulmaktan korku çekiyor. Neden korkuyorsun ki? Ölüm böyle bir şey mi? Evet, sen ölümü böyle görüyorsan vahiy ile muhatap olamamışsındır. Sen Kur'an'la muhatap olamamışsındır. Sünnetle hiç alakan yok senin. İlaç kullanıyor ölüm korkusundan. Allah korusun. Bakın yarın bir gün imtihan eder Cenab-ı Hak ama bu bende dahi gözükse bilin ki bu iman zafiyeti. Hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Bu bir iman zafiyeti. Mümin inanmışsa ama şimdi sen mümin deyince iman ettim işte 41 sene önce tamam artık daha da ötesi yok demeyip bırakmışsan senin zaten imanda bir kere problem var yani. Şimdi bir kadın düşünün. Siyah çarşafı var. Sana güzelliğini ne zaman gösterir? Nikah kıyınca değil mi? Hani sizin imam nikahı dediniz. Hakikatta dini nikah olan o nikah kıydığında bir de resmi nikahı kıydığında artık senin ne olur? Karın olur. Eşin olur. O siyah çarşafın altındaki en güzelliklerin her şeyini böyle sana net gösterir. Çünkü sana artık helaldir. Bak şimdi ne oldu? Siyah, kara çarşaflı. Bu kara çarşaflı derken bilerek bastırıyorum. Haşa çarşaf ayetinde tahkir olarak algılamayın bunu. Kara çarşafının altındaki güzelliği nikah kıyınca gösterdi. Bakın ölüm de böyledir. Kara topraktır. Sen tahkiki imanla iman nikahını tazelediğinde kara olan o toprağın altındaki nur ve nurani yüzü sana göstermeye başlar. Peki ölümden kim korkar ve ölüme kim küser? Üstad çok acayip bir nokta koymuş. Diyor ki bakın ölümün ve vefatın ehli iman hakkında hakiki güzel yüzünü görmeyen, hakiki güzel yüzünü görmeyen bir, ondaki rahmetin cilvesini bilmeyenlerin küsmeleri ve itirazları. Demek ki iki noktaymış. Bir, ehli iman hakkında güzel yüzünü görmüyor, ölüme küsüyor. Çünkü neden? Kara toprak olacak, elindeki her şey gidecek. Bir de nereye gittiği belli değil.
Diğer tarafta rahmet yüzünü göremiyor. O zaman ölümden küsersin, ölümden korkarsın. Ne zaman ki bunları kaldırdın, bu perdeyi kaldırdın, o zaman artık senin için mesele değişmeye başlar. Değişince ne olur? Bakın diyor ki ve yumit, yani mevti veren odur. Yani açıyor. Her yani bir paragrafın açılımı. Hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Hayat vazifeleriniz bitti. Sabah dükkana gitmek yok artık Dursun abi. Bah abiyle artık karşılaşmak yok. Atıyorum başka diğer muhasebeci abilerle, kardeşlerle cedelleşmek yok. Ay sonunda Hasan abiyle uğraşmak yok vesaire, yok yani. Bitti. Atilla abi, Hacı abiden de kurtuldu. Ve tebdil etti yerini fani dünyadan. Külfeti hizmetten azat etti. Külfeti hizmet içerisindeyiz ya. Hepimiz. Cüz'i külli. Yani hem iş yerinde hem aile hayatında. Yani bir yani daha koyuyor. Hayatı faniyeden seni hayatı bakiye alır. Fani hayattan da kurtuldun. Baki hayata geçtin. İşte şu kelime şöyle. Fani cin ve inse bağırır der ki. Bu kelime. Ve yumit kelimesi. Sizlere müjde. Mevt. Yani ölüm. İdam değil. Hiçlik değil. Fena değil. İnkiraz değil. Sönmek değil. Firak ebedi değil. Ya bu zannetmiş olduklarının hepsi yalan. Hiçbir yere gitmiyorsun, hiçbir yere sönmüyorsun, yok olup gitmiyorsun, kaybolmuyorsun, parçalanmıyorsun, dağılmıyorsun. Tesadüf değil ve failsiz bir inan değil. Yani kim buraya gitmiyorsun? Belki bir faili Hakimi Rahim tarafından bir terhistir. Terhis. Yine bir gün askerlik yaptım, terhiste sevindim mi diye sormayacağım da. Ben hayatımın en mutlu günü terhis günüdür benim ya. Ben her zaman söylerim. Vallahi billahi ya, nikah masasında imza attım, o kadar sevinmedim yani. O 18 ay Kıbrıs'ta askerlik yaptım, 15 ay Kıbrıs'ta. İzin de kullanmadım. Elime verdi böyle kağıdı, tamam mı? Baktım ya, elhamdülillah dedim. Kurtuldum ya. Yemin ediyorum size, bak Allah şahidimdir. İlaç poşetiyle askerden çıktım ya, ilaç poşetiyle. Komutan diyor ki nerede çanta falan. Yok diyorum komutan, çanta. Hiçbir şey yok. Yok yani, buraya ait hiçbir şey yok. O zaman tabii benim hakikaten meşgul yok maalesef. Yani o mana güzel bir manaymış. O manalarla eman olmamışım. Ya yemin ediyorum o alemde, ama ne biliyor musun? Yani adam yazmış ya, bir daha buraya ne ismini anayım ne cismini falan. Öyle bir çok büyük sıkıntı çekmedik ama işte spordur, zartı zurttu ve sen uğraştık. 18 ay yani asker 550 gün. Adam 21 gün askerlik yapıyor. 20 yıl anlatıyor adam ya. 6 ay askerlik yaptı. 6 sene dinledik. Yani enteresan söylüyor. Böyle bu. Şimdi askerlik poşeti diyor ki bak diyor şeyden çıkacaksın diyor. Nizamiye kapısından. Eğer diyor çanta manta gelirse bak içeri alırım diyor. Komutanım diyorum. Yok. Aha bu. Defter. İşte kimlik vesaire bu. Her şeyi bıraktım. Çorabama kadar dağıttım ya. Dedim ki aman abi. Terhis. Kurtuldun. Elhamdülillah. Ağırlıkları attık. Silah üzerine zimmetli veriyorsun. Araba vardı, zimmetli verdim. Zimmetli hiçbir şey yok diyorum üzerime. Zimmeti da verince de rahatlıyorsun. Askerlik yapanlar çok iyi bilirler bu manaları. Silah zimmetliyse verdim mi? O kurtuldum. Silahım yok artık. Araba bende vardı. Arabayı verdim. O zimmetten kurtuldum. Zimmetten kurtuldum. Dünyada da her şey bize zimmetli. Ve kurtulacağız inşallah ölümle beraber. Kurtulacağız yani. Hepsini vereceğiz gidecek. İşte terhis ne kadar mutlu ediyorsa insanı ki işte 20 gün yapsa da mutlu olmuştur. 6 ay yapsa da mutlu olmuştur. 15 ay yapsa, 18 ay yapsa mutlu olmuştur. Çünkü artık kurtuldun. Özgür leştin, rahatladın. Ölüm de neymiş? Bir terhismiş. Ve devam ediyor. Tebdili mekandır. Yer değişikliğidir. Yer değişikliği sevilmiyor mu? Bugün bir tane arkadaşım paylaşmış. Diyor ki tebdili mekanda ferahlık vardır. Yer değişikliği sevilmiyor mu? Bir de sünnettir. Evinizin bile şeklini değiştirin diyor ya. Yani al koltuğu şuraya koy, şunu oraya koy. Oo ne güzel oldu falan. Aynı ev, aynı koltuk, aynı şey. Hop değişim oldu. Bir tazelenme oldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Şimdi buradan gittiğin daha geniş bir aleme geçti. Elhamdülillah. Rahatladık. Burası farklı bir yer. Tebdili mekana gittin. Tebdili kıyafet olmak zorunda. Niye soyuyorlar? Kaldık çırılçıplak. Hayır kardeşim, oraya özel kıyafet var. İşte ona gidecek. Onunla gidemez. Tebdili mekan, tebdili kıyafet. Ve buradan Antalya'ya gitseniz değil mi? Ona göre şort alırsın. Kılık kıyafet alırsın. Umre'ye gidiyorsun, ona bir şey alıyorsun. Hacca gidecekler şimdi İsmail abiyle Mehmet Ali abi. Ondan sonra ona göre hazırlık yapıyorlar. Tebdili mekan, tebdili kıyafet. Tebdili mekan edeceksin ve saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslilerine bir sevkiyattır ölüm. Asli vatanımıza. O yüzden hepimiz hemşeriyiz. Hepimiz cennetten çıkma hemşeriyiz yani. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatları olarak bizim vatan aslimiz cennet. Oraya sevk var. Oraya gidiyoruz. Şu anda hepimiz gurbetteyiz. %99 ahbabın mecmua olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Kim %99 ahbabımız? Ömer abi. Başta Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberler, bütün evliya, asfiya, tabi'in, tebe-i tabi'in, ashab-ı kiram hepsi kalbin öbür tarafında, oranın sakini. Bizi de oraya alacaklar. Gitmek istemez misin ya? Evet, diğer bir nokta. Ey biçareler, mezaristana göçtüğünüz zaman, o bakamadığımız, korktuğumuz mezaristana göçtüğümüz zaman, eyvah malımız harap olup, sahimiz heba oldu, şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Ölümü böyle görme, ölüm böyle değil. Feryat edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. İnsana en çok memnun eden şey budur işte. Her şeyin muhafaza edilmesi. Haşir.
Terazi o kadar ince ki. Ak koyun kara koyun çıkacak. Kim ne haksızlık yapmış, kim ne yapmış böyle. Tartı o kadar ince ki böyle. Zerre miktar iyilik, zerre miktar kötülük karşılıksız kalmayacak. Böyle muhteşem bir sistem var. Ve insanı rahatlatıyor. Olmazsa var ya mahvolursun ya. İşte cehennemi çek olmasın cehennem yani. Ulan nasıl bir azap olur ya. Bu kadar zulüm, zalimlik yapan eşyasının hakkını kim alacak yani? Her şeyiniz muhafaza ediliyor. Yaptığınız bütün iyilikler muhafaza ediliyor. O yüzden iyilik yapınca ya adama bak nankörlük yaptı falan değil mi? Cenab-ı Hak nankör değildir yani. Eğer Allah için yapmışsan mutlaka karşılığını verecek. Her şeyin muhafaza ediliyor ve her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek bir. Her hayır elinde, her hayrı yapabilecek bir Zat-ı Zülcelal sizi celp edip, bakın celp, celp emri geliyor. Yer altında muvakkaten durdur. O toprak var ya girmiş olduğun toprak geçici bir bekleme salonu. İmanalar yüklemişsen oturup cennet bahçelerinde izleyeceksin. Ya abi hocam keşke böyle olsa abi keşke böyle olsa keşke böyle çalış o zaman. Dünyaya geliş kaynağı unutma aldanma fani dünyaya. Ya yapamıyoruz işte Allah bizi affetsin. Geç onu. Timsah gözyaşları. Laf. Allah bizi affetsin. O Allah bizi affetsin derken dua etmiyor adam. O kesin affoldu. Mazur görülecek yani. Öyle bir dünya yok. Bir gün içerisinde kaç saatinizi marifetullah ayırdığınıza bakın. Gün içerisinde hayata yüklemiş olduğunuz manalara bakın. Kabre girdiğinde izleyeceğiniz manalar yüklediğiniz manalar olacaktır. O kadar basit. Ne yüklediysen onu izleyeceksin. An be an kayıt altında ve muvakkaten yer altında bizi durduracak. Sonrası var. Huzurunu aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi, vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti. Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Ya, müthiş bir şey yani. İş yok, güç yok, para kazanma yok, o yok, borç ödeme yok, dersler yok, okuma yok. Bitti ya. Finish. Ciddi çalışan için harbiden istenecek bir yer yani. Allah çalışmayı nasip etsin. Oh be şimdi tam keyif zamanı. Değmeyin bana derler yani böyle. Öyle bir gayret etmişsin ki istirahata gidiyorsun. Koşturmuşsun, çalışmışsın. Artık senin için ölüm bir istirahat olur. Ebedi istirahat yana gitmiş olursun. Çünkü bu dünyaya geldin. Hem maaşet için çalıştın, hem marifetullah için çalıştın. Kendini boş bırakmadın, gayret ettin, himmet ettin, uğraştın, boş bırakmadın. Bazı zevklerden, nefsani zevklerden uzak durdun. Emir tahtında hareket etmeye çalıştın. Mahlukiyetini unutmadın ve öldün. Hani koltuğum oturursun ya böyle yorulunca. Oh be, çok yoruldum. Mesela biz bugün koltuğa otursam mı? Zaten bütün gün koltuktayım. Keyif vermez. Ama bedeni iş yapan insanlara sorun bakalım dinlenmeyi. Adam diyor ki vallahi geceden uyku tutmuyor. Tutmaz tabi bütün gün uyursan, bütün gün çalışmazsan. Gönder Serkan'ın yanında. Akşama kadar bir koli bantlasın. 3-5 çuval kaldırsın. Akşamı gör bakayım. Leş. Yastığa diyor kafayı koyar koymaz uyudu. Niye? Çünkü yorgun adam. Yorulunca dinlenmek keyif verir. Bugün kalkmışım saat 9'da. Hemen uyku gelmez tabi yani. Tabi akşam koyunları sayarsın. Niye? Çünkü yorulmamışım yani. Yorulmayan adamın istirahatte hakkı da olmaz. Zaten edemez. Şimdi bu dünya hayatında hiçbir yorgunluğa gelmemişsin sen. Ne marifetullah, ne Kur'an okumak, ne ibadet, ne kaza namazı, ne bir şey, ne iyi bir şey. Hiçbir şey yani. Yan Kenneth Osman bir dönüm bostan. Böyle bir hayat yaşamışsın sonra ebedi istirahatkâna gönderdik. Ya olur. Ha, Cübbeli Hoca diyor ya tahtalık ve dinlenme tesisleri gibi. O hale getirdik ya. Kardeşim istirahatkâh olması için bu dünyada ciddi bir çalışma ve gayret lazım. Bunu yaptıktan sonra Rahman-ı Rahim inşallah seni istirahat ettirir yani.